Ey Habibim, sen olmasaydın kainatları yaratmazdım diyor ya. Muhabbet, değil mi? Şu kainatın sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Şu kainatın rabıtası. Rabıta demek, şu kainatı bir arada tutan şey demek. Anası şu binayı bir arada tutan nedir? Çimento var, değil mi? Tuğlaları birbirine yapıştıran. Onu çeksen bina ne yapar? Yıkılır. Kainatın da bütün eczasını, erkanını, gezegenlerini, yıldızlarını, mahlukatını bir arada tutan o çimento muhabbetmiş. Ya muhabbetullah, bütün mahlukat muhabbeti ezeli için adeta pervane olmuşlar ya. Her şey onun muhabbetine mazhar olmak için ona emredilen vazifeye pervane gibi koşuyor. Allah Allah. Başka yerde bir ifade var da bununla alakalı diyor ki Vedud ismine mazhar olan bir kısım muhakkikini evliya demişler ki kainattaki bütün mahlukatın mayesi muhabbettir. Mayesi maya demek. Hamurun mayası olmasa hamur olmaz değil mi? Bütün kainattaki harekat muhabbettendir. Bütün mahlukattaki cezbe, değil mi? Şevk hepsi muhabbettendir. O yüzden demiş ki, felek mest, melek mest, nucum mest, semavat mest, şecer mest, beşer mest, seraserzi hayat mest der mest des diye böyle bütün mahlukat, bütün kainat, her şey şarabı ilahiden diyor. Şarabı muhabbetten. Yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinden istidadına göre mesttir. Mest demek, mest kendinden geçmek. Cenab-ı Hak bizden de bunu istiyor. Kendinizden geçin. Aradan çıkın diyor. Rabbinizle aranıza kendinizi yani benliğinizi koymayın. Geçin kendinizden. Ya o muhabbetin cazibesine kapılın, kaptırın kendinizi. Ne yapın? Baki'nin muhabbetiyle bekaya mazhar olun. Yoksa kendi başınıza fanisiniz, değil mi? Ölüp gitmeye mahkumsunuz. Ya. Ey dünya nefisperest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım.